أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين. Mesnevi Nuriye 10. Risale. İnşallah kaldığımız yer İllem Eyyühel Aziz'den devam ediyoruz. İllem Eyyühel Aziz, Müslümanları lehviyat-ı nevmiye mesabesinde olan dünya hayatına davet etmekle Cenab-ı Hakk'ın helal ettiği tayyibat dairesinden haram ettiği habisat mezbelesine teşvik eden adamın meseli şöyle bir sarhoşa benzer ki. Burada herhalde hepimizin dikkatini çekti. Öyle kelimeler kullandı ki, şimdi Cenab-ı Hakk'ın helal ettiği tayyibat dairesinden tayyibat dairesinden haram ettiği habisat mezbelesine, pislik yerine teşvik eden adam. Bunu da Müslümanları lehviyat-ı nevmiye mesabesinde olan dünya hayatı. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın helal ettiği tayyibat dairesi, haram ettiği, yani iyi, Cenab-ı Hakk'ın iyi, güzel dediği, tayyibat dediği şey dünyada ve Cenab-ı Hakk'ın igen şu kainatın sahibinin haram ettiği, hayır bunları yapmayın dediği şeyler nelerdir? Onu bir anlayacağız ki kim kimi nereye teşvik ediyor? Önce bu kötülük ya kötü ya da iyi veya buradaki lehviyat-ı nevmiye mesabesinde uykudaki bir adamın yapacağı kötülükler gibi anladım ben bu lehviyat-ı nevmiye dünya hayatına davet etmek ne demek? Şimdi dünya hayatına davet etmeyi konuşmamız lazım. Dünyaya davet etmek ile dünya hayatına davet etmek ne demek? Biz kendimiz bir tarif yapmamız lazım. Dünya nedir? Dünya hayatı nedir? Peki dünya hayatına davet eden adam aslında bizi neye davet ediyor? Bunları bir kendimize soralım. Sizce dünya hayatına davet etmek ne demek? Mesela işe git falan onlar mı bahsediliyor? Yoksa dünya hayatından ne kastediliyor olmalı burada? Bir arkadaşımız, buyurun kanaatinizi söyleyin. Dünya hayatı nedir? Dünya hayatına davet etme, yani ne hayatına davet edecek? Ahiret hayatına davet edecek. Yani ofise gitmeyeyim de camiye mi gideyim? Yani bahçede gezmeyeyim de bir tekkiye gideyim, öyle mi? Veya işte religious dini toplantının yapıldığı bir yere mi gideyim? Ne yapayım? Bir arkadaşımızın
Uğur Hoca'nın yazdığı var. Diğer arkadaşlar da ya mikrofonla konuşsunlar ya yazsınlar kanaatlerini. Çünkü bu mesele her zaman konuşulduğu halde pek aydınlanmamış gibi geliyor bana. Uğur Hocam şunu yazıyor. Yaptığımız işleri yaratıcı ile bağını kopararak yapmak, dünya hayatına davet etmek demektir. Dünyevi olmak demektir. Dünyevilik. Güzel. Demek ki dünya hayatı dediğimiz zaman efendim normal şartlarda, en fıtri şartlarda konuşalım. Araziye gidip çalışmak dünya hayatı mıdır? Dediğimizde Uğur Hoca'nın yazdığı ve benim de kafama yatan, evet öyle olması lazım dediğim, araziye çalışmaya gittiğin zaman dünya hayatı, efendim evde oturup da Kur'an okuduğun zaman, daha doğrusu ona Kur'an okuması denmez de, mushaf okuduğun zaman ahiret hayatı mı oluyor? Bunun ölçüsü ne? Evet, Fatma Hanım yazdı. Çok sonuç cümlesi olabilir ama dünyaya ya kendisin adına veya yaratıcısı adına bakmak. Bu dünya hayatına çağırmak ya da dünya hayatının pisliklerine çağırmak. Dünya hayatının pisliği buna habisat dediği dünyayı bizzat kendisi adına kullanmak demek diye anladım Fatma Hanım'ın yazdığından. Bir de bunun karşısı tayyibat ise dünyayı yaratıcısı adına kullanmak dedi Fatma Hanım da. Evet, öyle olması lazım. Yoksa dünyayı ikiye bölemeyiz. Bir dünyanın bir yerleri var, oralar pis, diğer yerleri var, oraları temiz diye bölemeyiz. Veya ben mesela evimde temizlik yaparken bunun hiçbir temizlik yapıyorum, yemek pişiriyorum veya her neyse evimi düzenliyorum, çamaşır yıkıyorum vesaire. Bunlar habis işler. Namaz kılıyorum, Kur'an okuyorum, mushaf okuyorum. Bunlar tayyip işler dediğimde zaten şimdiye kadar Kur'an'a muhatap olmuş olan ümmetin işlediği en büyük hatayı işlemiş oluyoruz. Bu ayrımı kafamızdan çıkaracağız. Dünyadan bir çekilelim şöyle. Ya kardeşim çok daldım dünyaya. Ne yapacağım? Şöyle çekileceğim bir kenara, köşeye. Gündüzleri oruç tutacağım, geceleri mushaf okuyacağım dediğim zaman ahiret hayatı yaşıyorum demenin ne kadar zarar verdiğini, yani Kur'an'ın talebelerine veya Kur'an'ın Kur'an'a tabi olan ümmete ne kadar zarar verdiğini tarih çok gösterdi. Efendim Emine Hanım'ın yazdığını okuyorum. Yapılan işin niyetine iman temeli üzerine koymak ya da koymamak. Şimdi niyeti karıştırmayacağız Emine Hanım. Bu niyet kelimesine ben çok hassas davranıyorum. Şimdi yapılan işin yapılış şeklinde diğer dedikleriniz doğru. İman temelini mi oturtuyoruz? Yani o yapılan işi yaratıcısını tanımak için mi yapıyoruz? Yaratıcısına vererek mi yapıyoruz? Yoksa vermeden mi yapıyoruz? Niyet dediğimiz zaman anlaşılmıyor. Neye? Mesela ben çiftçiyim. Arazi var, arazide çalışıyorum. Niyetim ne? Kimseye kötülük yapmak değil. Çoluk çocuğuma nimet, rızık kazanmak için gidiyorum. Kötü mü bu dediğim zaman?
hiçbir şey ifade etmiyor. Böyle kardeşim, dinsizler de çoluk çocuklarına din yok, Allah yok diyenler, biz ateistiz diyenler var ve çok. Onlar da çoluk çocuğuna rızık kazandırmak için araziye gidiyorlar. Kötü niyetle mi gidiyorlar şimdi onlar? Demek ki bu niyet kelimesi çok problemli bir kullanımı var. Onun için niyet kelimesi kullanıldığı zaman benim kulaklarım dikiliyor böyle. Bakayım hangi anlamda kullandı yine diye. Çok problemli kullanımı var. Her zaman da tekrar edip durduğumuz bir ifade var. Dünyada hiç kimse kendisinin kötü niyetli olduğunu söylemez. Ve kendi kötü niyetli olarak da pek tanımlamaz. Ne yapacağız? Bu kelimeyi anlamlı hale getirecek bir kullanım içine koyacağız. O da nedir? Yapılan işi iman temeli üzerine mi koyarak yapıyoruz? Ya da iman temeli üzerine koymadan o işi kendisi için, kendisine bakan yönüyle mi yapıyoruz? Yaratıcısını tanıtan yönüyle değil. Şimdi oldu. Niyet kelimesi kaypak bir kelime. Aman efendim, ama hadiste var. Hadis bunu anlatıyor işte. Senin kastın yapılan işte yaratıcının kendisini tanıtmasına mukabele etmen, onu tanıman, onu tanımak için çiftçilik yapmandır. Yoksa bir dinsiz de yemek pişirirken alır ocağın üzerine kor tenceresini, bir dindar da yemek pişirirken alır ocağın üzerine kor tenceresini. Dinsiz yemek pişirirken kötü niyetle yemek pişiriyor, çocuklarını zehirlemek istiyor değil ki. İkisi de çocuğuna yemek hazırlıyor. Kimseye de kötülük yapmak istemiyor. Bakın, niyet kelimesi burada hiçbir şey ifade etmedi. Ama niyet kelimesi kötüdür anlamında demiyorum. Türkçedeki kullanımında, Arapçada da öyle de fark etmiyor. Çok dikkat etmek lazım. Niyet yaptığın işin bizzat kendisinde. Yaratıcıyı tanıdın mı, tanımadın mı? Yaratıcısını tanımak için mi yaptın, yoksa yaratıcısıyla bağlantı kurmadan mı yaptın? Senin tavrındır, benim tavrımdır niyet dediğimiz olay. Yoksa hiç kimse kötü niyetle yemek pişirip çocuklarını beslemek için, çocuğuna yemek vermek için aile olduğunu düşünelim. Çocuğuna yemek vermek için gidip yemek pişirdiğinde kötü niyetli olduğunu söyleseniz olur mu der ya? Ben çocuklarıma faydalı olmak için, misafirim gelecek, onlara ikram etmek için yemek pişiriyorum der. Bunda bir kötü niyetim yok der, ama yemek pişirirken tabiatın bir olağan olayı olarak algılarsa işte cinayet orada. Demek ki niyet kelimesi problemi çözmüyor. Niyet kelimesi bizi bir belirsizlik içine atıyor. Onun için bu niyet kelimesini tanımlayarak kullanmam lazım. Emine Hanım, Allah razı olsun söylediğiniz için, bu cümleyi kullandığınız için. Çünkü bu dünyevi olmak ile dünyevi olmamak arasındaki farkı insanlar niyet kelimesiyle açıklıyorlar genelde. Yani dünyada çalışıyorsun da niçin çalışıyorsun kardeşim, niyetin ne? Niyetim hırsızlık yapmak. Kötü. Peki niyetim çocuklarıma rızık kazanmak, iyi. Ya hırsızlık yapma niyetinde olan bir insan gerçekten günah işleyen bir mümin olabilir. Çocuklarına rızık kazandırmak, rızık sağlamak için çalışan bir insan da gerçekten çocuklarına rızık kazandırmak için çalışıyordur. Ama doğanın ürünlerini kullanıyorum anlayışıyla yapıyordur. Hangisi kötü? Çocuklarına rızık kazandırmak için doğanın ürünlerini kullanan, artık Allah ile bağlantı kurmayan,
iman gerçeklerini kabul etmeyen adamın yaptığı iş daha kötü. Bir inandığını söyleyenin hırsızlık yapmak için çalışmasından daha kötü. Birisi küfür, birisi günah. Yani günah affolur, küfür affolmaz. Adam kendisi vazgeçmediği sürece. Demek ki niyet kelimesi çok problemli. Bunu açtık. Zaten ben de böyle bir şey bekliyordum bu meselenin açıklanması için. Allah razı olsun bu konuyu bu noktaya getirenlerden. Peki, şimdi anlaşıldı. Diyecek ki bunu anlatacak Müslümanları böyle lehviyata sevk eden insanın durumunu anlatmak için bir sarhoş örneği verecek. Sarhoş adam, sarhoşa benzer bu kişinin durumu diyor. Böyle bir adamın durumu bir sarhoşun durumuna benzer ki parçalayıcı aslanla ünsiyetli ehli atı birbirinden tefrik edemiyor. Anlaşılıyor değil mi? Ünsiyetli ehli atı, insana hizmet eden atı aslan zannedebiliyor. Sarhoşa tam gördüğünü algılayamıyor. Sehpa ağacıyla cimnastik ağacını birbirinden ayıramıyor. Bunlar önemli. Sehpa ağacı ile sehpa ağacı ne yapar? Ölüme götürür. Yani eğer dünyayı yaratıcısı adına kullanmayacak olursak, yaratıcısı adına dünyayı değerlendirmeyecek olursak, her bir şey bu dünyada bize sehpa ağacı olur. Neye? Fenaya giden, faniliği gösteren, elem kaynağı olan. Şunlar çok güzeldi ama işte bir daha ele geçmeyecek. Gitti. Dünkü gün gitti, geçen yıl gitti, geçen sene geçti gitti. Bu sene de geçiyor, önümüzdeki sene gelecek ama o da geçecek ve o zaman da ben öleceğim. Sehpa ağacı, fani olan dünyanın fena yönünü temsil eder. Cimnastik ağacı eğitim yapılan yer. Tabi burada bizim yapacağımız eğitim ne eğitimidir? O dünyanın yaratıcısını bize tanıtmak için yapmış olduğu faaliyetin yaratma fiilinin insan tarafından algılanıp işte ben burada yaratıcımı tanıma eğitimi yapıyorum der. İkisi de ağaçtır. Veya artık bu bildiğimiz ağaç şeklinde değil de diyelim neden bakayım o kelimeyi hatırlamaya çalışayım. Salıngaç ağacı diyelim. İkisi de birbirine benzer. Birinde eğitim yaparsınız, jimnastik yaparsınız. Diğerini de aynı şekilde o ağaçta idam edilecek bir araç olarak, idam aracı olarak yaparsınız. Sarhoş ikisinin arasını fark edemiyorum. İşte diyor burada salıngaç gibi bir şey var diyor. İkisine de aynı gözle bakıyor. Kanlı yarayı kırmızı gülden temiz edemediği halde. Sarhoş ya. Yani hem Müslümanlara muhatap oluyor hem de lehviyata şu dünyayı kendi adına kullanıp şu günkü lezzetimi aldım yarın bilmiyorum dün zaten geçti gitti. O halde ben şu andaki lezzeti alıp işime bakacağım diyen insan. İnsan, Müslümanları siz de dünyayı böyle kullanın diye çağıran insan, sehpa ağacıyla cimnastik ağacının farkını görmeden insanları dünyaya çağırıyor. Dünyaya çağırman doğru da, sehpa ağacına mı çağırıyorsun, cimnastik ağacına mı çağırıyorsun? İkisinin arasındaki farkı bilerek davette bulunman lazım. Yani tarlaya gidin çalışın diyorsun veya ofisinize gidin işinize bakın çalışın diyorsunuz. Mağazanız var işletiyorsunuz, mağazayı açın çalışın diyorsun. Hangi anlamda diyorsun?
Hangi anlamda? Sırf para kazan, ye, iç, ondan sonra öl, yok ol anlamında mı? Yoksa o yaptığın işi yaparken o işin yaratıcısını tanıma, onun yaratıcısının bilincinde olarak yapma anlamında mı çağırıyorsun? İşte sarhoş adam aradaki farkı görmeden Müslümanları dünyanın lehviyatına çağırır. Yani kullan, zevkine bak, ye, iç, eğlen diye çağırır. Kanlı yarayı kırmızı gülden temiz edemediği gibi halde aynı şey, aynı benzetme yapılıyor. Kendisini mürşit bilerek irşat ve nasihata çıkıyor. İnsanları eğitiyoruz diyor, toplumu eğitiyoruz diyor, sizi daha mutlu bir hayata hazırlıyoruz diyorlar. Bu basit bir olay değil. Bütün eğitim müesseseleri bize, insanlara, milyarlarca insana sizi daha mutlu bir hayata hazırlık için çağırıyoruz. Daha mutlu yaşama, bir hayat kazanmanız için sizi eğitiyoruz diyor ama bakalım ne eğitiyor? Yani öğretiyor bana diyelim, motor nasıl yapılacak öğretiyor, doğru. Ama ne anlamda öğretiyor? Tabiat kanunları olarak öğretiyor. Bakın, tabiat kanunları olarak öğretiyor. Ben tabiat kanunlarını öğrendim, araba yaptım, ondan sonra ölüp gittim, yok oldum, anlamsız bir hayat yaşadım. Sonucu anlamsız olan bir hayat yaşıyorsam buna at muamelesi değil, aslan, parçalayıcı aslan muamelesi. Parçalayıcı aslan muamelesi yapmak demektir. Yani benim insaniyetimi, insani duygularımı parçalıyor. İnsani duygularımı parçalıyor. Evet. Demek ki her bize iyilik yaptığını söyleyen kimse bizi dünyanın menfaatlerinden faydalandırmak için bizi teşvik eden kimse mutlaka bize iyilik yapıyor anlamına gelmez. Mutlaka bize iyilik yapıyor anlamına gelmez. Bunu anlamamız lazım. Dikkat edeceğiz. Peki. Esna-i irşatta bir adama rast gelir. Şimdi bu kişi irşat ediyor ya. Zavallı adamın arka tarafında korkunç bir aslan duruyor. Bu temsili Risale-i Nur okuyanlar çok iyi bilir. Arka tarafında korkunç bir aslan duruyor. Devamlı beni kovalıyor. Zamanı durduramıyorum. Değil mi? Gidiyor. Ya ben yaşlanmak istemiyorum. Şöyle biraz beklesek. Hayır. Durduramıyorum. Her gün devamlı güneş dönüyor, dünya dönüyor. Onların dönüşüyle bana bir işaret var. Zaman değişiyor. Bakıyorum hakikaten 2 yıl, 3 yıl geçince benim her şeyim değişmiş. Değişiyor. Her şey değişiyor. Mevsimler değişiyor, gece gündüz değişiyor, insanlar yaşlanıyor, bazı canlılar doğuyor, yaşıyor, ölüyor diğerleri. Yani devamlı beni ileriye doğru iten ve hiçbir zaman da zaten boş ver canım gelsin diyemeyeceğim bir zaman yaratılışın devamı akışı içerisindeyim. Peki bu İrşad eden kimse, insanları biz irşad edeceğiz, hayatta en hakiki mürşid ilimdir, fendir diyenler var ya, biraz da herhalde onlara referans veriyor. Yani ilim fen sana yaratıcıyı buldurması lazım. Sen yaratıcıyı bulmuyorsan ilim ve fen dediğin şey bu dünyanın lehviyatından ibaret. Yani bu dünyanın geçici güzellikleriyle seni meşgul ediyor ve fakat bu güzellikler sana lezzet verirken zehir veriyor. Onu anlatıyor. Zavallı adamın arka tarafında korkunç bir aslan duruyor. Evet.
ön tarafında da sehpa ağacı kurulduğu gibi, ön tarafında da sehpa ağacı var. Şimdi eğer zaman dursun desem durmuyor, geçiyor. Zaman geçiyor, nereye doğru geçiyor? Ölüme doğru geçiyor. Sehpa ağacına götürüyor beni. Neden? Herkes biliyor ki sonunda ölecek. Asılacak, idam edilecek, ölüm gelecek yani. Şimdi ikisinin ortasında. Hayır, ölüme doğru gitmese arkada arslan var, parçalayacak. Oradan kaçıyoruz, o zamanı durduramıyoruz, o arkadan geliyor. Önümüzde de sehpa ağacı var. Bir gün gelip mutlaka o sehpa ağacına çıkıp idam olacağız. Dünyanın tablosu bu. Her iki yanında da dehşetli yaralar var. Yani öyle durduğum yerde, canım böyle gidelim sehpa ağacına gelinceye kadar yani zevkimize bakalım diyemez. Her iki yanımda da sağımda solumda yaralar var. Yaralar beni devamlı tedirgin ediyor, rahatsız ediyor. Bu ne demek? Sağımdan solumdan yaraların olması insanın aklı var, zihni var, geçmişi hatırlıyor, geleceği düşünüyor. Hayvan gibi değil. Hayvan yalnızca anını yaşattığı söyleniyor. Önemli değil. Biz öyle yaşayamıyoruz. Hayvanın gelecek endişesi olmuyor. Zaten kendisinin önüne yemek verdiğin zaman o yemeği yiyip ondan sonra yarına da lazım, öbür günü de lazım demiyor. Karınca ise devamlı topluyor. Arı ise devamlı topladığı halde veriyor. Kuşsa yiyeceği kadar yiyor, yemeyeceğini bırakıyor. Sincapsa alıyor, toprağa gömüyor. Devamlı ihtiyacını karşılıyor, diğerlerini toprağa gömüyor. Ne yaptığının bilincinde mi değil mi bilmiyoruz. Öyle yapıyor, sonra da arada bulamıyor. Kış geldiği zaman onları söküp çıkaracak ama bulamıyor. Öyle. Öyle yaratılmış. Yani kendisine verilen kabiliyetlerin analizini yapacak, onları değerlendirecek, o kabiliyetleri geliştirecek bir özelliğe sahip değiller. Bizim bildiğimizden beri, bildik bileli sincaplar yiyecekleri ne yiyeceklerse onları alırlar, yerler, yemediklerini de gömerler, bu kadar. Karıncalar devamlı toplarlar, arı devamlı bal yapar. Hiçbir arı ben ne bal yapmayacağım der. Ya yeter bana bu, yeter artık bundan sonra fazlasını yapmayacağım diyemezsin. İradesi yok. Öyle görüyoruz biz onları. Aman efendim siz hayvanın ne düşündüğünü bilmezsiniz. Bilmeme gerek yok ki. Ben nasıl görüyorsam demek ki ben öyle yapamadığım için kendime bir kıyas unsuru olarak kullanıyorum. Onun ne hissettiğini bilip bilmemem önemli değil. Kendime kıyas unsuru olarak kullanıyorum. Onlar kabiliyetlerinin istikametini değiştiremiyorlar ama ben değiştiriyorum. Onlar geçmişi ve geleceği düşünerek tedbir almak gibi bir hale girmiyor. Ya yalnızca kendi kabiliyetine verilen ne varsa onu yapıyor. Tamam, o kadar. Fazlası da yok, eksiği de yok. Yapmamayı da tercih edemiyor. Yaptığının ne anlama geldiğini bilerek çoğaltayım, geliştireyim falan da diyemiyor. Sabit. Hep öyle. Kedi fareyi gördü mü durmaz, o kadar. Ona saldırır. Farenin hareketini, davranışlarını taklit ettiğimiz zaman hemen harekete geçer. Burada fare mi var acaba diye bakar. Neden? Kedi bu. Aynı şeyi keçinin yanında yapın. Keçinin hiç umurunda bile olmaz. Keçinin de kendine göre bir kabiliyeti var. İnsan ise sorgulayan, geçmişi hatırlayan, geleceği tahayyül eden ve geleceğe ait tedbirler alan duygularla dolu. Peki, bu insanın sağındaki solundaki yarayı ben böyle anlıyorum. Siz başka türlü anlıyorsanız buyurun. Geçmişi hatırladım, hepsi gitti. Geleceği hatırlıyorum, gelecek güzel ama öleceğim. Bu iki duygunun içerisinde bir taraftan devamlı kaybediyorum, bir tarafından da devamlı kaybetmeye namzet.
Ne yapacağım ben şimdi burada? Ne arıyorum bu dünyada ben? Diye devamlı beni ikaz eden, bana hatırlatan, devamlı ama beni ikaz eden, bana hatırlatan faktörler var. İnsani duygularım var. Bunları susturamıyorum. İşte geçici olarak sarhoş falan olmak suretiyle düşünmemeyi tercih ediyorum ama sarhoşluk geçtikten sonra tekrar geliyor başıma. Yine başıma musallat oluyor. Bu yaraları bir türlü durduramıyorum. Şimdi bu yaraları durdurmak için sarhoş olduğum zaman da insaniyetimin değerini kaybediyorum. Bir çıkmazın içindeyim. Eğer yaratıcımı tanıyıp beni bu dünyaya, bu varlık alemine bir maksat için gönderen var kararı almadıysam, bunu kabul etmiyorsam problem böyle. Ama kabul ettiğim, benim bir yaratıcım var dediğimde bunlar problem olmaktan çıkıyor. Benim geçmişim, tamam, beni yaratan, beni bebek olarak mı dünyaya getirdi, şimdi beni bir eğitime tabi tutuyor, kendisini bana bak kainatta her gün değişik şeyler yaratarak tanıtıyor ve kendisine güvenmemi istiyor, duygularımı, ümitlerimi ona bağlamamı istiyor diyorum. Bu iman ile kainatta yaşama örneği. Fakat bu kendisini mürşit bilen insanları, Müslümanları, insanları dünyaya çağıran, dünyanın lehviyatına, yani yaratıcısıyla bağlantı kurmadan dünyadan faydalanmaya davet eden kişi, insanları davet ederken şu pozisyonda olan insanlara ne söylemesi lazım gelirken, bakın ne söyleyecek, bakalım diyecek mi bilmiyorum. Fakat adamcağızın elinde iki ilaç vardır ve lisanıyla kalbinde iki tılsım vardır. Onları istimal ederse şifa yap olur ve arslan ata inkılabı der. Yani onun arslan olmadığını, beni bindirip bir yere götürmek için geliyor bu. Kendimi yetiştiriyorum, yaratıcımı tanıyorum. Aşama aşama, yani birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf geçiyorum ta ki en sonunda diploma alacağım. Ne oldu? Geçen zaman arkamda bir arslan, durduramıyorum, yaşlanmaktan kendimi alakoyamıyorum, ölüme yaklaşmaktan kendimi kurtaramıyorum değil. Tam tersi, bu dünyadaki yaratılış şartları dahilinde yaratıcımı tanımak suretiyle onunla tanışma faaliyetindeyim. Onun elinde iki tane ilaç var. Bu ilaç geçmişten gelen, yani zamanın durmaması onu ölüme yaklaştırmak değil, daha değişik imkanlara hazırlamak. Değişik kurslara gidiyoruz. Değişik dersler alıyoruz okulda. Yeni bir şeyler öğreniyoruz. Bu aslan beni sehpaya doğru kovalıyor, ölüm sehpasına, idam sehpasına doğru kovalıyor değil, eğitiyor beni. Bir ilacın biri bu. Öbür ilaç ne? Ölümde geleceğim olan ölüm benim için yokluk değil. Ya burada eğitimi aldım, diplomamı aldım, okuldan mezun oldum. Şimdi gerçek meslek hayatını atılıyorum. Yeni mesleğimi yaşayacağım. Ne öğrendiysem onları uygulamaya koyacağım. Onun için beni okuldan 4 yıllık eğitim gördük diyelim veya 5 yıl neyse. 5 yıllık eğitim gördük. Diploma verdiler, okuldan mezun ettiler ve bir daha bu okula gelme artık, gelemezsin. İşin bitti bu okulda senin, git yeni diplomanla ne yapacaksan onu yap dediler. Beni okuldan kovdular mı dersiniz? Yoksa insanlar diploma alıp mezun olmak için can mı atıyorlar? Ben kendi gençliğimde diploma alıp mezun olmak için
gerçekten ne kadar özlem ya, bir diplomayı alsam şu okuldan mezun olsam diye, yani okulu sevmediğimden değil, can atıyorduk herkes. Mezun olmaktan korkmak yerine, çünkü belgeyle yeni bir şey yapma imkanımız olacak veya eğitiliyoruz, öğreniyoruz, lezzet alıyoruz eğitimimizden. O da eğitimin bir parçası. Peki, demek ki ölüm bu dünyadan yokluk alemine gönderilmek, düşmek değil, bu dünyadan mezun olmak demek. Eğitimini tamamlamış, öğrenimini tamamlamış, yeni meslek sahibi olmuş bir insan olarak okuldan çıkmak demek. Demek ki okuldan mezun olmaktan kimse korkmaması lazım. Ama şunlar korkar. Şöyle olan insanlar, hiç derse girmemiş, hiçbir şey öğrenmemiş, 4 yıl, 5 yıl okul süresince hiçbir şey yapmamış, o kişi sonuçtan korkar. Neden korkar? Diploma alamayacak. Okuldan çıkacak ve hiçbir şey öğrenmemiş olarak çıkacak, hiçbir eğitim almamış olarak çıkacak ve hayatta ne yapacağını da bilmiyor olarak çıkacak. O kişi okuldan mezun olmaktan korkar. Çünkü mezun olamayacak, kovulacak. Derler ya, 1 yıl, 2 yıl üst üste kalırsanız, 3 yılda, 5 yılda bu okulu bitiremezseniz artık mecburi çıkış verirler size okuldan. Ona ne derler? Okuldan atıldı derler. Okuldan çıktı derler. İşte cehenneme atılmanın karşılığı bu, benzeri bu. Diğerine de mezun oldu derler. İzinli olarak ayrıldı. Tamam, şimdi sen gidebilirsin dendi. Öbürüne gidebilirsin denmedi. Çık buradan dendi. Aradaki fark bu. Onun için cennete gidebilirsin diyenlerin gittiği yere cennet, çık buradan diyenlerin, denilenlerin gittiği yere de cehennem adı veriliyor. Buradaki temsilde, eğer temsilde hata olmasın inşallah, yanlış yönlerini uygulamayalım, anlaşılması gereken doğru yönlerini uygulayalım. Evet, adamcağızın elinde 2 ilaç var. Şimdi ilacı gördük. Yaratılışın maksadını, sahibi olduğunu bilen, bilme ilaç. Geçmişi ve gelecek problemleri çözüyor. Ve lisanıyla kalbinde 2 tılsım vardır. Bir lisanında, bir kalbinde 2 tılsım vardır. Onları istimal ederse şifaya olur. Şifa bulur. Kalbindeki, lisanındaki tılsım, kalbindeki tılsım. Ben kalbindeki tılsımı şöyle anlıyorum. Siz başka türlü anlarsanız buyurun lütfen söyleyin. Kalbindeki tılsımı şu şekilde anlamam lazım geliyor diyorum. Varlığının farkında, maksatlı bir yaratılışa tabi tutulduğunun farkında, bunun bilincinde yaşıyor, bilinciyle yaşıyor. Lisanında da bunu dile getiriyor. Fiilen bunu konuşuyor, söylüyor. Bizim maksadımız var bu dünyaya gönderilişimizde. Rastgele bu dünyada kendi kendine oluşmuş olamayız. Rastgele. Kendi kendine oluşmuş olamayız. Neden? Her şey çok anlamlı. Tesadüften anlamlı bir sonuç çıkmaz. Ve bu anlamlı sonuç devamlı yenileniyor. Hep de anlamlı bir şekilde yenileniyor. Yani bazen anlamlı oluyor, bazen anlamsız oluyor değil. Her zaman anlamlı bir şekilde yenileniyor. Hiçbir parçacık, hiçbir atom ben daima anlamlı olan sonucu tercih edeceğim diye bir bilince, anlayışa, bilgiye, iradeye sahip değil. Hiç kimse atomda irade var. En isabetli seçimi tutturduğu zaman orada kalır. İsabetsiz yöne gitmez çünkü onu bilir diyecek deli değildir. Yani bunu deli, bunlara biz deli diyoruz ama
akıllı gibi görünen çok deli var. Söylüyorlar. Diyor ki atom biliyor. En iyi yere, en isabetli yere gelince varlığını devam ettirmek için o isabetli pozisyonda durur, düzeni geliştirir diyor. Kainatın düzeninden benim haberim yok. Atomun varmış. Bir. Atomun iradesi yok ki burada geldim burada durayım artık diye. Bilmez ki. Atom, bakıyorum ben görüyorum atomda ne irade var ne bilinç var. İnsan kalbiyle bunun farkında olur ve diliyle de bunu söyler. Yani fiilen de yaşarsa, ona göre yaşarsa bu kişi hastalıklarına şifa bulan ilaca sahip demektir. Böyle bir insana, insan için o aslana ata, o aslan ata inkılap eder. Yani onun için benim arkamdan koşan hani birinci sınıftan ikinci sınıfa geçmiştik ya. Ya beni okuldan kovmak için birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ta ki dörtten sonra kovacaklar buradan. Atacaklar beni demez. Sınıf geçiyorum der. İftihar eder. Her sınıf geçtiğinde yeni bir şeyler öğrenmenin tekrar bir üst düzeyde eşiğine diyecektim. Bir üst düzeydeki öğrenim eşiğine geliyorum demektir. Onun için memnun olur. Yani aslan at oldu şimdi. Üzerine bindi, beni bir hedefe doğru götürecek. Ben onu istediğim şekilde yönlendiririm. Yani benim menfaatime çalışan bir araç oldu. Evet. O arslan ata inkılap eder, Burak gibi bineği olur. Bu önemli, Burak gibi bineği olur. Şimdi mesela otomobil gibi desek, belli bir hızla seni bir durumdan öbür duruma götürüyor. Bir mahalleden bir yerden öbür mahalle taşıyor. Ne oldu? Otobüs gibi, otomobil gibi oldu. Peki uçak gibi de var. Ne yapıyor? Daha hızlı götürüyor. Burak ne yapar? Burak zamana tabi olmadan anında sonuca ulaştıran ulaşım aracıdır. Yani Burak'ı biz nerede tanıyoruz? Peygamberin miracında tanıyoruz. Bu kainatın yaratıcısına doğrudan geçivermek. Yani fani dünyadan ebedi dünyaya doğrudan intikal edivermek. Burak bu intikali sağlayan araca denir. Nakil aracıdır. Mesela insanın iman nazarı bir burak gibidir. Şu dünyaya bakıp bu dünya böyle anlamsız olmaması lazım. Kendi kendine anlamsız zerre, bu kadar kainat zerresi kendi kendine böyle mükemmel bir şey yapacak hiçbir özelliğe sahip değil. Bir tanesi değil, iki tanesi değil, hiçbirisi sahip değil. Hani arada bir tanesi sahip de öbürlerini kullanıyor, istihdam ediyor değil. Hiçbirisinde bu özellik yok. Yani biz bir binaya baktığımızda binanın yapıldığı briketler veya tuğlaların birisi akıllı olsa deriz ki bu akıllı tuğla öbürlerini yapmış. Hayır, hiçbir tuğla akıllı değil. Hiçbir tuğla binaya nasıl yapılır bilmez. Binanın yapılması için bir teşebbüste bulunamaz. Bir yere koyduğun zaman orada ebediyen durur. Eğer bir rüzgar gelse yuvarlanır gider rüzgarın kuvvetine göre. Rüzgarın akış istikametine göre. Hayır ben oraya gitmeyeceğim diyemez. Öyle bir iradesi yok. Sonra rüzgar diner. Yani artık rüzgar esmez. O tuğla o kendisini itme gücünü olmayınca orada durur ve ebediyen orada durur. Hiçbir iradesi yok ki ben biraz şöyle şu tarafa doğru hareket edeyim desin. Rüzgar ise rüzgarın da iradesi yok.
Yağmur yağar, yağmur damlalarında iradesi yok. İlmi yok. Ne oluyor bu dünyada o zaman? Hiçbir malzemenin kendine ait hiçbir özelliği yok ki onlar kendilerini daha iyi bir pozisyona yerleştirsinler. Daha iyi bir pozisyonda kalmak için ısrar etsinler. Tercih yapma özellikleri yok ki. İnsanlara ne olmuş? Sanki bunların maddenin, moleküllerin ya da partiküllerin tercih yapma özelliği var gibi anlatıyorlar. İnsanın dilinin kemiği yok, ne söylerse söyler. İnsanın aklı var, aklını kullanması lazım. Demek ki birisi geliyor Müslümana, seni ben geliştireceğim, huzur getireceğim, terakki edeceksin, kalkınacaksın, daha iyi imkanlara sahip olacaksın diye konuşuyor. Kime konuşuyor? Müslümana konuşuyor. Müslüman demek ne demek? Bilinçli, tabii sıradan bildiğimiz Müslüman, onlarla ilgilenmiyoruz. Müslüman demek hakikate teslim olmuş insan demek. Hakikati hakikati inkar etmeyen adam demek. Hakikati inkar etmeyen kişinin iradesi demek Müslüman. O da nedir? Kainata bakıp bu kainatın mutlaka bir sahibi var diyen insan. Bu kainatın sahibi var diyen insanın gözleminde dünyadaki olan her bir iş, zaman içerisindeki gerçekleşen diyoruz ya, o yaratılış. Her bir yaratılış fiili onu bir Burak gibi yaratıcısına götürür, ulaştırıverir hemen anında. Anında benim yaratıcım böyle yapıyor. O mutlaktır, o sonsuzdur. Bütün kainat tasarrufu altında bulunduran odur. Bütün kainata varlık veren odur. Bana da varlık veren odur. Ki ben bu kainatın bir parçası olarak kendi kendini var etmiş bir şey değilim. Anında yaratıcıya ulaştırır ve o yaratıcıya ulaşmak ile, yani zaman geçmedi. Zamanın geçmesi onun aleyhine falan değildir. Zamanın geçmesi böyle bir insan için yeni yeni dersler öğrenmek, yeni sınıflara gitmek. Yani bir sınıftan çıkıp, bir dersten çıkıp bir başka derse giriyoruz. Bir dersten çıkıp bir başka derse giriyoruz. Kainat böyle bir okul. Böyle bir insan bir dersten çıkıp bir başka derse girdiği zaman gerçekten yeni bir şeyler öğreniyor. Hele bu öğrendiği onu sonsuz olan yaratıcıya ulaştırıyorsa anında sonsuzluğu kazanıveriyor, farkına varıyor. Evet, Burak gibi bir binek olur o at artık. Yani zamanın geçmesi, yaratılışın devamı. O sehpa ağacı da daima teceddüt etmekte olan ahval-ı alemi. Sehpa ağacı dediğimizde, şimdi iyi dikkat edin, çok önemli bir yere geleceğiz. Sehpa ağacı dediğimiz yer, denilen şey, zamanın geçmesi dediğimiz yaratılışın devamlı tazelenmesiyle ahval-i alemi. Devamlı tazelenmesiyle şu alemde yeni yeni sayfaların insanın kabiliyeti önüne açılması, gel beni de oku, gel bak beni de oku, ben de bir başka lisan ile bir başka şekilde yaratıcımı sana tanıtıyorum, öbürü de diyor ben bir başka şekilde tanıtıyorum, gel bana bak, değil mi? Her bir yaratık yaratıcısını kendine verilmiş özellikleriyle birlikte, yaratıcısının verdiği özellikle birlikte tanıtır. Devamlı teceddüt etmekte olan ahval-i alem. Devamlı yenilenmekte olan ahval-i alemi, seyyal manzaraları seyretmeye alet ve vasıta olur. Sehpa ağacı, yani geçti. Sehpa ağacı ölümü temsil ediyor. Ölüm, efendim, hayatımın sonunda ben öleceğim
den ibaret değildir. O doğru. Herkes de görüyoruz. Belli bir süre sonra yaşıyor, yaşıyor, ölüyor. Fakat esas ölüm sehpa ağacı buradaki tanımıyla şu anda yaşıyorum ve biliyorum ki hemen ikinci anda bu yaşadığım hayat ölecek. Hemen akabinde bu yaşadığım hayat ölecek. Akşama beklemez. Akşama zaten ölecek. Şu anda yaşıyorum dediğin andaki an ölüyor. Böyle bir sehpa ağacı. Hemen. Zaman geçti mi kendini sehpa ağacında görürsen o da gitti diyorsun. O da gitti, o da gitti. Bir daha da geri getiremiyoruz. Demek ki insan için eğer yaratıcının farkında değilsek, yaratıcıya kendimizi teslim eden bir Müslüm değilsek, yani öyle sıradan ben Müslüman doğdum diye devam edenleri karıştırmıyoruz. Onların durumu kendilerine ait. Biz gerçek olması lazım geleni konuşuyoruz. Yaratıcısının bilincinde olup ona varlık alemini o yaratıcıya teslim eden bir Müslüm ise her anımız o yaratıcının bize tanıttığı bir sergi oluyor. Eğer böyle bir tanımayı tercih etmiyor ve alem kendi kendine, dünya kendi kendine olmuş, bitmiş, geçiyor işte, böyle oluşmuş dersem her an yok olmaya namzet oluyor. Her an yok olmaya namzet oluyor. Dikkat edin. Neye? Çünkü gidiyor her an. Bugünümüz düşünelim. Akşam oldu mu ne olacak? Bir daha geri getirmek mümkün mü? Yok. Peki akşamı bekleme. Bir saat sonra bu saati, şu yaşadığımız saati geri getirmek mümkün mü? Hayır. Devamlı ölüm halini yaşıyoruz. Devamlı yokluk halini yaşıyor. Yaratıcıyı tanımayan, alemi tesadüfen oluşmuş diyen insan devamlı insani duygularıyla devamlı ölümü yaşıyor. Devamlı. Ya. Ama teslim olan insan yeni sayfalar, yeni manzaralar, yeni gösteriler seyrediyor. O sarhoş herif, o zavallı adamcağıza diyor, Müslümana diyor, gerçek Müslüme diyor. Yahu nedir o ilaçları, tılsımları saklıyorsun? Onları at keyfine bak. Yani şu dini bırak bir tarafa. İnançla minançla ne uğraşıyorsun? İman ile inandım diye bakın hiçbir terakki olmuyor. Hiçbir şey, yani yeni bir şeyler, yeni bir motor, yeni bir makine, yeni bir, şimdi artık moda oldu ya, telefon keşfedemiyorsun. Keşfetmiyorsun, edebilirsin de o bilmiyor o. Keşfe, o ayrı konu. Şimdi konumuzu oraya dağıtmayalım. Keşfedersin kainata bakarak, telefonu sen de keşfedersin. Hem Allah yaratıyor der, hem de o yaratıcının hangi hikmette yarattığına bakarsın, keşfedersin. Ama onlar diyorlar ki sen Allah dediğin zaman hani yaratıcıyla, kainatın yaratıcısıyla ilişkili bir işlem yapıyor olduğunu bilmiyor. Diyor ki bu inançla ilgili bir şey. Biz dünyamızı geliştirmek istiyoruz, kalkınmak istiyoruz diyor. Kalkınacağız. Hani haşa ne de kalkınacağız onu bilmiyor. Onlar ne diyorlar, ne kastediyorlar onlar da bilmiyorlar. Kalkınacağız, kalkınacağız diyenler ne kalkınacağız kardeşim? Tren yolu yapacağız, yeni yollar, yeni hızlı arabalar yapacağız, uçaklar yapacağız. Bu mu kalkınma? O kalkınmanın altında hep ölüm yatıyor. Bu ölümü çözmeden kalkınma olmaz. Adam senin Allah'a inandığını söylediğin zaman zannediyor ki sen uçuk bir şeylere, ilgisiz bir şeylere inanıyorsun. Dünya ile alakası olmayan bir şeye inanıyorsun. Dünyadan kalkınma yollarını araman lazım. Daha hızlı gidecek arabalar yapman lazım diyor. Halbuki bilmiyor ki ben inanıyorum diyen insan daha hızlı araba gidecek kanunlarla, kurallarla şu kainatın yaratıcısını tanıyan ve ona teslim olan insan olduğunu bilmiyor. Burada kabahat de biraz
ben inanıyorum diyenlerin kainat aracılığıyla bir yaratıcıya inanma yöntemi diyelim, takip etmemek ya da böyle bir yöntem üzere olduklarını bildirmemekten kaynaklanıyor. Yani ben Allah'a inanıyorum diyor, camiye gidiyorum diyor. Öbürü ben Allah'a inanıyorum diyor, ya dükkana gidiyor, mağazaya gidiyor veya bahçeye gidiyor, çalışıyor. Yanlış burada. Yanlış Allah'a inanıyorum diyenlerin Allah inancının sembolü olarak camiyi kullanmaları, minareleri kullanmaları, bina sembolleri kullanmalarıdır. Ya ben bir türlü anlayamadım. Dini minareli, kubbeli bina ile temsil eden, minare ve kubbesi olan, temsil eden bir anlayışı hiçbir zaman anlamadım şimdiye kadar. Dinin bu binayla ne alakası var kardeşim? Ya din, dağı, ormanı, ağaçları, kuşları, bulutları, yıldızları Allah'ın adına tanımaktır. Binayla ne ilişkisi var? Hele bir de ay yıldızla temsil etmek, hepten komedi. Ya kardeşim, yani ay yıldızla temsil ettin diye güneş şimdi yaratıcıyı tanıtmıyor mu? Yani nedir bu dini böyle bir sembollerin içerisinde boğup da sanki kainattan soyutlanmış bir şekilde benim bir din inancım var, Allah inancım var, ya kainat maddi şeylerle ben ilgilenmiyorum diyen insan dine hiyanet ediyor. Neden? Sen Allah'a maddi yaratılış malzemelerini kullanmadan nasıl ulaşırsın ki zaten? Allah inancını nereden çıkarttın ki zaten? Neyse, bu konu biraz ne derler, çuval, iğneyi kendimize batırma konusu. Biz dini, kainatın yaratıcısına iman esasından ayırıp da caminin içine soktuğumuzda İşte orada cinayet başlıyor. Dini yanlış temsil edince öbür adam ben camide bir şey görmedim diyor. Gideyim laboratuvarda ilginç şeyler var, onları çalışayım diyor. Haklı adam. Haklı, camide bir şey yok ki. Laboratuvarda var bir şey. Laboratuvarda kainatı yaratanın yaratmasındaki takip ettiği kuralların gözlemlenmesi var. Ben dini camiye sıkıştırdığım için laboratuvar dinsiz kaldı. Halbuki laboratuvarda dindar olmak lazım. Yani laboratuvara gidip Allahu Ekber diye bağırmak lazım. Yoksa bir binanın en üst tepesine çıkıp da Allahu Ekber diye bağırmanın dinle bir alakası yok. Bunlar sembolleşmiş. Bizi sembollere boğarak dinin gerçeğini saklamak, örtmek gibi bir yanlış yola sevk etmişler. Dikkat edin, bunlar gelenektir. Bunlar bir toplumun kendisini tanıtma yöntemidir. Yoksa inancın esasıyla hiçbir şekilde uzaktan yakından alakası yoktur. Aman efendim, camileri yıkalım mı? Ne yapacaksın? Yıkıp da o da problem. Başına dert alacaksın, yıkıp ne yapacaksın? Bir daha dursun orada, ne yaparlarsa yapsınlar. Sen dini cami ile sembolize etme. Dini neyle sembolize et? Mesela bir kuşla sembolize et, bir ağaçla sembolize et, bir atomla sembolize et. Bir molekülün yaratılış biçimiyle sembolize et. Ne bileyim, çok harika bir olay olduğu için söyleyeceğim. Bir fotosentez formülüyle sembolize et. Bu sistemi kurana inanıyorum ben. Bu bilinçli bir yaratıcıdır de. Yoksa gidip de iki tarafında veya dört tarafında minaresi olan bir binayı dine indirgediğiniz zaman veya dini bu binanın sembollüğüne indirgediğiniz zaman kainatı dinsizleştirirsiniz. Kainat dinsizleşince kainat çalışanlar kendilerini dinsiz olmak zorunda hissederler.
Çünkü laboratuvarda kainat çalışan bir adamın Sultanahmet Camisi'nde işi ne kardeşim ne? Ne yapacak o camide? Allah camide kalıyor değil ki. Allah camide kalıyor değil ki. Onun evi değil ki. Allah tevhidin sahibidir. Tevhidi temsil eder. Eğer Kabe'yi bahsedersen. Kabe'nin binası değil ki. Tevhiddir senin yöneldiğin yer. Yoksa Mekke'ymiş, yok o binaymış, taşlarmış dediğin zaman sen de olursun bir putperest. Müşrik. Onlar da taşa değer veriyorlardı. Dikkat etmek lazım. Bunlar ince noktalar. Biraz bilinçlenmek lazım. Öyle de toplumda duyduğumuz sloganlarla beraber biz de tutturup gidersek olmaz. Bilinçli tercih yapmamız lazım. Peki, vakit de doluyor. Peki, yahu nedir o ilaçları, tılsımları saklıyorsun? Onları at, keyfine bak diyor adam. Adamcağız, güzel bir diyalog var burada. Yok baba, bu ilaçlar ve tılsımların hafız ve himayelerindeyim. Yani bu anlayışın sayesinde varlığımı anlamlı kılabiliyorum. Onlardan almakta olduğum haz, lezzet, keyif bana kafidir. Yani bu kainatın bir yaratıcısının var olduğunu, o yaratıcıyı tanımak üzere kainatı incelemem lazım geldiğini anlayıp böyle bir inceleyişte bakın yaratıcı nasıl yapmış bunu, ne gibi özelliklerle yapmış bunu diye incelemenin lezzetine, tadına, keyfine doyum olmaz. Ama biz ne bileyim anlamıyorum. Ben bunu bir türlü anlayamadım. Gençken, çocukken de dalga geçiyordum. Hala da dalga geçiyorum. Adam camiye gittiği zaman ruhi bir huzur buluyorum diyor. Sokakta yürürken ağaçlar, insanlar ona ruhi huzur vermiyor. Bu adam sapık yahu. İnsaniyetini kullanmıyor, kültürünü din zannetmiş. Ben hiçbir zaman bunu anlamam. Yani temiz bir yer bulmak için bir yerde bir ev yaparsın da orada da namaz kılarsın. Olur. Yani insanlar orada toplanırlar da şurasında biz toplantı yeri yapalım der. Olur. Cami o demek toplantı yeri demek. Yani namaz kılmak için her yerde kılarsın kardeş. Cemaatle kılacağım. Olur cemaat yap. Cemaat yap. Şurada cemaat yap. Bu din değil ki. Bu dinin bir unsurunun bir uygulamasıdır. Esas din kainat mescidinde namaz kılmaktır. Esas din laboratuvarda namaz kılmaktır. Biz çok büyük hatalar işledik. Neyse. İşliyoruz da. Yani başka dinin mensupları bunun dışında bir şey yapamazlar. Çünkü onların böyle bir alternatifi yok. Ama Kur'an bize böyle çok önemli bir alternatifle geliyor. Beni tanımak istiyorsanız benim ayetlerim, benim yarattığım semavat ve arzda size konuşuyorlar. Onları dinleyin. Şimdi oldu. İşte Allah'ı tanımak kainatı dinlemekle mümkündür. Kainatı incelemekle mümkündür. Çünkü inceledikçe yaratıcının daha detaylı sanatlarıyla karşı karşıya geliyoruz. Yeter ki biz dini camiye, dinsizliği de laboratuvara sokmayalım. Kendi kafamızda, kendi anlayışımızda. Tam tersi. Tam tersini yapalım. Dini sembolleştirmek, dine hiyanet etmek demektir. Laboratuvarda yaratıcının yarattığı malzemeleri incelemek, Allah'a, yaratıcıya yakınlaşma vesileleri aramak demektir. Tam tersi doğru olan. Aman efendim dinsizler camiye gidecek de, diye Türk kültüründeki söz cümlesiyle dinsizin camide ne işi var diye. Çünkü biz cami mescit yaptık, secde edilen yer yaptık, kainatı dinsizlerin eline verdik. Bu saçmalıktan dolayı anlamsız. Cami yok değil ama peygamberimiz de cami yapmış dediğinde ya kardeşim sosyal insanların sosyal ilişkilerine oturup görüştükleri bir yer olur.
toplantı yeri olur. Her bir cemiyetin, her bir firmanın bir toplantı yeri var. Sen toplanırsın ama onun dinle ilgisi yok. Din Rabbi tanımak, yaratıcıyı tanıma faaliyetidir. Yaratıcı camide tanınmaz. Yaratıcı ormanda tanınır. Yaratıcı atmosferin altında tanınır. Yaratıcı kuşlarla, böceklerle tanınır. Yaratıcı yıldızlarla tanınır. Yaratıcı bilmem kim Mimar Sinan'ın yaptığı taşlarla tanınmaz. Uyan. Bilmem ne mimarmış, harika bir mimarmış. Bana ne, dolu harika mimar var. Ben yaratıcıyı bir mimarın yaptığı taştan binada mı tanıyacağım? Ağaç dururken, kuşlar dururken, hayvanlar dururken, insanlar dururken, benim insani duygularım dururken, atom içi dünya dururken, hücre faaliyetleri dururken, insan bedenindeki, canlı bedenindeki hücre, yoksa gizli komiteler hücreleri değil. Bu hücrenin içerisindeki olup giden faaliyetler dururken, bir insanın yaptığı taş binanın içinde mi Allah'ı tanıyacağım? Haşa sümme haşa. Ne kadar sapıttık, aman ya Rabbi bizi kurtar. Aman ya Rabbi bu sapıklıktan bizi kurtar. Nasılsa bütün kültür ve Hristiyanlık kiliseyle kendini tanıttı. Başka alternatifi yok. Adam zaten kiliseyi İsa'nın bedeni diyor. İsa da incarnate God, cisimleşmiş Allah diyor. Onun dininde kilise din olmak mecburiyetinde. Dini temsil etmek mecburiyetinde. Adamın anlayışı öyle çünkü. Allah bir insan bedeninde görünmüş. O bedeni de şimdi kilise temsil ediyormuş hayda. Yorum mu? Yorum. Aklı bir tarafı var mı? Benim hiç bulamıyorum. Bulan varsa buyursun. Ya bu kainatın yaratıcısı kilise olur mu? Git kardeşim, sapık mısın? İnsaniyetini mi yitirdin ne? Peki biz de aynısını yaparsak, onların kilisesi var, bizim de camimiz olacak. Diğer camilerle iftihar edersek. Ya toplantı yerleri yaparsın. Ama ben bu toplantı yerinde Allah'ı buluyorum. Ormanda Allah'ı bulamadım diyen adama ne denir? Yazıklar olsun denir. Sen ne yapıyorsun? Sen din dediğin şey ne denir? Sen din diye kültürel sembolleri kullanmıyorsun demek. Böyle din olur mu? İnsan yapısı kültürel sembollerden din olur mu? Allah'ın, kainatın yaratıcısının yarattığı mesaj taşıyan, birçok kitap gibi bana konuşan anlamlı yaratılıştan bir mana çıkartamıyorum. Ya nedir, iftihar ediyorlar ya Mimar Sinan diye. Mimarlığını takdir edersin. Ayrı konu, adamı kötülemiyorum ben. Mimar Sinan'ın yaptığı taştan, binadan Allah'ı tanıyorsun. Haşa. Haşa. Kainatta hiç böyle bir hakikat yok. Neyse, konu dağıldı. Peki, bu ilaçlar ve tılsımların hafız ve himayelerin değil, yok baba dedi, gitse külahımı anlat bu söylediklerini diyor, o sizi biz kalkınmaya davet ediyoruz diyen saçma adamlara. Onlardan almakta olduğum haz, lezzet, keyif bana kafidir. Fakat o aslan gibi parçalayıcı ölümü öldürebilirsen, öyle ya, yaratılışı anlamsız olarak tanımlayabilirsen, yaratılışın devamını durdurup artık okunacak bir şey yok dedirtebilirsen ve sehpayı kırmakla kabir ağzını kapatabilirsen, artık zamanın gidişini, yaratılışın gidişini ve dolayısıyla bu dünyanın faniliğini ortadan kaldırabilirsen ve hayatımın maruz kaldığı fena ve zeval yaralarını bir hayat-ı bakiyeye tebdil etmekle tedavi edebilirsen, hani gelip gidiyoruz, fena zeval, her şey geçici ama ben ebedi istiyorum. Nerede bana? Canım, sana ben ebedi vereceğim şimdi dersen olur. Yani insaniyetimi tatmin edecek bir ebedi saadet kaynağıyla beni karşı karşıya getirirsen olur. Ama bana araba veriyorsun, arabaya biniyorum, sonra ölüyorum. Bu ebedi vermek değil ki. Beni geçici olarak kandırmaktır. Bir yere daha hızlı gitmişim. Ne yapacağım hızlı gidip? Onu anlamıyorum ben.
Bir yere bir saatte, iki saatte değil de beş dakikada gittin. Ne oldu? Oraya gittin. Ne yapıyorsun? Yine yeni bir yaratılışla berabersin. Yine o yeni yaratılışın manasını çözmek, anlamakla mükellefsin. Fark etmez ki. Yani bunlardan biz marifet var zannettik. Yani araba olmasın, otomobil olmasın, uçak olmasın. Ya kardeşim Allah'ın yarattığı her şeyden faydalan. Ama Allah'ın yarattığından faydalan. Yoksa Allah'tan bağımsız otomobilim olduğu için at arabasıyla gitmiyorum. Ah ne güzel dedin de. Ne istersen ah ne güzel de. Arabanın içinde git. Arabanın içinde geber. Bitti. Çünkü onun gözünde ahiret yok ki. Ama atı da yaratan Allah, arabayı da yaratan Allah, uçağın da şartlarını yaratan Allah, ben de aradım buldum. Ha, Allah'a bağladıysan, Allah'ı daha iyi tanıdın, daha güzel sanatlarıyla tanıdın, daha incelikleriyle, onun sanatının incelikleriyle tanıdın. Tamam, zaten senin yaratılış maksadın buydu. Çünkü Allah'ı tanıdığın andan itibaren onunla berabersin, o ebedi olduğu için sen de ebediyetin lezzetini tadacaksın. Peki. Hayatımın maruz kaldığı fena ve zeval yaralarını bir hayat-ı bakiyeye tebdil etmekle tedavi edebilirsen, pekala seninle beraber dans oynayalım. Hadi dans edelim. Neye? Çünkü ebedi mutluluğu bulduk artık. Defletmeye gerek yok. Yani dans ettim diye mutlaka kötü değil. Sevinç ifadesi olarak kullanılıyor. Ve illa gözümün önünde defol git. Yani gözümün önünde defol. Yani bunları yapamayacaksan git bana saçmalık öğretme. Kalkındıracağım seni diye beni kandırma. Onları yutmam diyor bu akıllı adam. Sen ancak kendin gibi sarhoşları kandırabilirsin. Ben sarhoş değilim. Dünyanıza, keyfinize ihtiyacım yok. Çünkü hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Bana yeter. Ben Rabbimi buldum. Yaratıcımın farkındayım. Kainatı ve hayatımı o yaratıcımı tanıma aracı olarak kullanıyorum. Bana gelip de seni bisiklete bindireceğim, seni arabaya bindireceğim, seni uçakla çok uzak yerlere götüreceğim. Oraya hızlıca gideceksin. Gittin. Ne oldu? Değil mi? 30 günde gideceğine 30 yani 3 saatte gittin. Evet, gittin. Ne oldu? Ne yapacağım ben burada şimdi diyorsun yine. Anlamı ne? Var olmanın anlamı ne? Var olmanın anlamı ne? Bu dünyanın varlığı benim için ne ifade ediyor? Benim duygularım var, ebedi saadet istiyor. Nerede ebedi saadet? Hadi 3 ayda gideceğim bir yere 3 saatte gittim. Oldu, ne oldu? Komedi arkadaşlar, komedi. Kandırıyorlar bizi neyse. Burada duralım. Zaten vakitte geçti. İyileme yühel aziz. Burada inşallah duralım. İkinci ileme yüvel azizde ilginç noktalar gelecek şimdi. Çok ilginç. Peki bismillahirrahmanirrahim. Ahmet Ali'nin yazdığını da oturayım. Tüm kainat zerreleriyle yaratıcısına işaretleri olan tesbihatlarını görmeyen kainatı mescit olarak göremez. Yaratıcının özellikleri nerede görülüyorsa secde oraya yakışır. Zaten orada secde edersin. Secde etmek demek yaratıcının özelliklerini görüp tanıyıp ikrar etmek demek. Doğru söylüyorsun. Secde eden tüm varlıkların hal lisanlarıyla yaptığı tesbihata şuurlu şahitlik ederek o koraya katılırlar. Mecid diyor, son konu çok güzeldi. İslam'ı cami ve elbiseyle sembolize etmek ve yaratıcıyı burada aramak yerine yaratıcının yaratmış olduğu sanatlarında aramak daha mükemmel, daha doğru sonuçlar elde eder. Evet, İbn-i Sina iyi bir mimar olabilir ama İbn-i Sina'nın yaptığı binanın içinde Allah aramak kainatın yaratılışıyla gönderilen mesaja sırtını dönmek demek olacağından çok yanlış bir tercihtir. Allah razı olsun Mecid kardeşim. Ahmet Ali kardeşimden de. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.
وَاَخْرُ دَعْوَاهُمْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رِضَاءً لِلّٰهِ بِحُرْمَةِ سِرِّ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ